Ülkemizin görülesi bir bölgesidir Karadeniz. İnsanı kendinden alan ton ton yeşili, her yerinden bereket fışkıran sulak toprakları, nefes kesen yaylaları, duman başlı dağları, Maniye, Türkiye, Horan'a, Kemençe'ye aşık, sıcak yürekli, esprili, pratik zekalı insanları ve o enfes mutfağıyla Karadeniz bölgesi heyecandır, sevdadır, tutkudur, huzurdur. Doğu Karadeniz'de Giresun'dayız. Ülkemizin kurtuluş mücadelesi tarihine adını gururla yazdırmış, 42. ve 47. Giresun Gönüllü Alaylarının oluşturulduğu toprakta, Topal Osman Ağa'nın havasını soluduğu şehir burası. Kiraz'ın ana vatanı, fındığın başkenti. Giresun merkezden hareketle yola devam ederek ilkin Trabzon sınırında bir ilçe olan Eynes ile vardık. Öyle güzel yollardan ilerliyoruz ki köye. Bazı yollar vardır, hiç bitsin istemez insan. Karşımızda yemyeşil dağlar, kulağımızda da bu dağların ruhuyla bezenmiş türküler, az gidiyoruz, uz gidiyoruz. Ne de mutluyuz. Radyoda Picoğlu Osman'ın kemençesinden hikayesi içimizi burkan bir ağdın nameleri yükseliyor. Giresun üstünde vapur bağırıyor. Eşref'in yarasını doktor sarıyor. Eşref'in annesi yanmış, ağlıyor. Atma hakkı, atma, pişman olursun. Giresun'un beylerini anan, hasım olursun. Az ötede dağların bulutlara değmiş başları. Siz bu dağların sevdalısı. Dağ mı içini döküyor size, sis mi dağ, yoksa ikisi de sevdalarını itiraf mı ediyorlar birbirlerine bilinmez ama buranın insanı alışıktır bu ikisini yan yana görmeye. Bu bölgeye ilk gelenler bir Türk boyu olan Çepniler. Dağınık bir yerleşim düzeni hakim köyde. Oldukça engebeli bir toprak yapısı söz konusu. Köy yüksek bir rakımda. Karadeniz bölgesinde yaşamlar hep böyle yükseklerde kurulu. Bakarken nefesimiz kesiliyor bizim. Fındık ağacının olmadığı yerde köylü bağ bahçe meydana getirmiş. Toprakta hiç boş yer yok. Karadeniz insanı sever toprağı. Toprağın her karışını değerlendirir, eker. Bahtiyar Aydın, Adaköy köyünün 3 dönemdir muhtarlık görevini yürütüyor. Köyü hakkında bilgileri muhtarımızdan alacağız. Ey nesil, Adaköy köyü muhtarıyım. Yaşım 69 doğumluyum. 3. dönem muhtarım. Ada olduğu için köy ismini buradan Adaköy olarak alıyor. Köyüm 186 kişi. Bunun 96'sı erkek, diğerleri bayan. 164 hane ile beraber aldım. 2008 seçimiyle beraber 110 hane yaptık. Bayağı da bir ilerleme kaydettik. 7 hane mahallem var. Bunların hepsinde ulaşıma sağlanıyor. Yusuflu Mahallesi, Melikoğlu Mahallesi, İmancı Mahallesi, Bayraktar Mahallesi
Aydınlı ve Kıvıklı Mahallesi olarak geçiyor. Bir camimiz var, Adaköy Camisi olarak bir camimiz var. Okulumuz vardı, koyun hamızıya taşımaya döndü. Başka da bir sosyal tesisimiz var, cami mevcut. Köy konağımız var, bu da en nesilde ilk. Geçim kaynağı fındık, başlıca fındık. Hayvancılık yok desem yalan söylememiş olurum. Meyve olarak elma, armut, kiraz pek nadir. Bu şekilde. Kemerli bağlantılı, zaten biz kemerden 90'da ayrılma. Ortaklaşa kullandığımız değirmenimiz vardı. O da şu anda kullanım alanı dışında. Zamanında köyün adının ne olması gerektiği konusunda köy ileri gelenleri bir istişare toplantısı yaparlar. Köyün doğusundan ve batısından geçen Zıva Deresi'nin birleştiği yere halk arasında ada denildiği için de köye Adaköy ismini verirler. Zira Zıva Deresi bir yarımada şeklini veriyor köye. Göç etmek yıllar içinde Adaköylülerin de kaderi olmuş. Özellikle 1950'li yıllarda İstanbul ve Trabzon başta olmak üzere başlayan göç hareketi 1965 yılına gelindiğinde Almanya, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerine göç şeklinde devam etmiş burada da. İnsanlar kopmuşlar ocaklarından. Daha iyi bir iş ve çocuklara daha iyi bir eğitim hedefi düşünce yüreklere, köydeki evlerin kapıları da bir bir kapanmış. Nüfuslar başka yerlere taşınmış. İstanbul'a göç eden Adaköy köylülerin bir kısmının yeni yurtları ise Beykoz ilçesi olmuş. Boğaz'ın bu mavi yeşil ilçesinde yeni yaşamlar kuranlar, ata ocaklarından kopmamak ve hemşehrilik bağlarını diri tutmak için kurdukları yöre derneğinin çatısı altında iyi ve kötü günlerinde yani her vesileyle bir araya gelmişler. Bu şekilde mutluluklarını çoğaltıp acılarını hafifletmişler ve bir elleri hep köylerinin üzerinde olmuş. İşte biz de onların özlem dolu selamlarını getirdik heybemizde. Beykozlu Adaköylüler yaz geldiğinde özellikle fındık zamanı atıvermişler kendilerini bu güzel yollara. Onları köylerinde beklemekte olanlar da tatlı bir telaş, nihayet gurbet kavuşmuş Sıla'ya. Bu her yaz işte böyle yaşanıyor buralarda. Gurbetin Sıla'yla vuslatı. Fındık buraların ana geçim kaynağı. Varı yoğu. Değil mi ki Giresun'dayız ve Giresun fındığın başkenti? Burada hayatı fındık zamanı belirler. Takvimler fındık hasadına göre işaretlenir. En heyecanlı sohbetler fındığın alım fiyatının ne olacağı hususundadır buralarda. Zira düğün dernek, alacak verecek hep fındık zamanına göre planlanır. Burada fındık demek hayat demektir. Köyde yeni evler inşa edildiğini görüyoruz. Sadece yaz dönemi için bile olsa insanların köylerinde kaldıklarını görmek güzel. Köylerimiz boş kalmamalılar. Bu evlerin bacaları sadece yaz ayları için bile olsa tütmeli. Gönlümüz köylerimizde kış nüfusunun, yaz nüfusunun çok gerisinde kalmaması. Neredeyse en yüksek yerindeyiz. Adaköy Merkez Camii'ne geldik.
cami müthiş bir manzarayı nazır. Dışarıdaki geniş avlu, cemaatin aynı zamanda toplanma mekanı. Caminin minaresinin gövdeden ayrı, toprak üzerinde oluşu dikkatimizi çekiyor. İçerisi oldukça ferah. Mihrap, kürsü ve minberde çok güzel mermer işçiliği görüyoruz. Büyük bir avize ile aydınlanıyor cami. Muhtarımız da belirtmişti. Eynesil ilçesinin ilk konağıymış Adaköy Mehmet Kıvıkköy Konağı. Öyle güzel bir noktadaki köy mezarlığı. Mezarlığı çevrelemekte olan yeşile bakmaya doymuyor gözlerimiz. Ağaçlar gölge olmuşlar mezarların üzerine. Sanki yarenlik ediyor onlara, yalnız bırakmıyorlar. Fikret Ustaoğlu abimizle tanışalım şimdi de. Bakalım onun yüreğinden hangi sözler dökülecek diline. 1954 Adaköy doğumluyum. Uzun yıllar devlet dairesinde kamu hizmeti yaptım. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Kemerli Köyü ile birlikte o zaman benim çocukluğumda hareket ediyorduk. Hem okul, hem cami, hem değirmen, her türlü birlikteliğimiz beraberdi. Çünkü köy birdi. Biz de okula oraya gidiyorduk, o okula, Kemerliköy İlkokulu'na. Orada çok güzel çocukluğumuz, anılarımız geçti. Bizim zamanımızda Trabzon lastiği denilen bir lastik vardı. O lastikle, yani şimdiki gibi böyle güzel yazlıklar, şunlar bunlar, böyle spor ayakkabılar falan yok. Öyle bir şey yok. Çanta da yok. Yani yapılmış özel çantalar var. Böyle boynunu atıyorsun arkaya, kitaplarını öyle koyuyorsun. Yani okula o ayakkabılarla giderdik biz. Elektrik yoktu. Ne elektriği ararsın? Yani gece kaldığımız zaman, yani geç kaldığımız zaman bazen öyle yine çok olmadı ender de yani elektrik yok. Evde ders yapacaksın. O zaman gaz lambaları vardı. Ha bizde de biraz şey vardı. Lüks vardı eskiden. Yurt dışından geliyordu bunlar. Almancılar bizim köyde genelde vardı yani epeyce. Olan olmayana getiriyordu yani böyle bir lüks. Lüks dediğimiz şey böyle gazlı, pompalı yanıyor böyle. Onların sayesinde dersimizi yaptık. Olmadığı zamanlarda, olmayanlarda gaz lambaları vardı yine böyle ışıklar. Işık dediğimiz şey. Onların altında derslerini yapıyorlardı. Yaylacılık önemli bir gelenektir Karadeniz'de ve tabii Giresun'da. Adaköylüler de yayla zamanı geldiğinde Sis Dağı'na çıkıyorlar. Yaylanın püfür püfür esen rüzgarında Sis Dağı'nın o muhteşem manzarasında geçiriyorlar yaz sıcağını. Havası tertemiz bu yeşil köyde vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. Ancak yola çıkma zamanı. Geldiğimiz güzel yolları arkamıza alarak bu sefer ilerleyeceğiz dağların arasından, geçerek dereleri, taş köprüleri. Hoşça kal Adaköy.